kendimle söylüyorum. Ben serada yetişmedim. Doğal tarlada yetiştim. Organik bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Varlığında da yokluğunda da bu partiye gönül koymuş, baş koymuş. Sokağından yetişmiş. Gençlik yıllarımızı bu partiye adamış. Partinin kapısını daima açık tutma mücadelesini veren bir kardeşiniz. 7 Haziran tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı olan Serdar Yalçıner, televizyonumuzda yayınlanan Seçime Doğru programına konuk olup önemli açıklamalarda bulundu. Ön seçim öncesi yaptığı çalışmaların çok olumlu geçtiğini kaydeden Yalçıner, kendisinin 40 yıllık partili olduğunu ve bazı yerlerde geçmişte siyaset yaptığı kişilerle karşılaştığında boynuna sarılıp kendisine destek vereceklerini söyleyenlerin çok olduğunu ifade etti. Örgütten gelen bir siyasetçi olarak serada yetişmediğini ve tabandan gelen organik CHP'li olduğunu belirten Yalçıner, bu seçimde üyelerin emeğin ve partiye çalışmanın hakkını vererek kendisini seçeceklerini söyledi. O gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Ben serada yetişmedim. Doğal tarlada yetiştim. Organik bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Varlığında da yokluğunda da bu partiye gönül koymuş, baş koymuş. Sokağından yetişmiş. Gençlik yıllarımızı bu partiye adamış. Partinin kapısını daima açık tutma mücadelesini veren bir kardeşiniz. Senelerce il başkanlığı yaptım. Yöneticilik yaptık. Kurultay delegeliğinden ne kadar rütbe varsa taktık partinin içinde. Halkın verdiği rütbeyi taktık. Bize devletin verdiği rütbeyle işimiz yok. Biz halkçıyız. Halkın verdiği rütbeleri taktık. Programın ikinci bölümünde il başkanlığı döneminde yaşadığı anılarından bazılarını da anlatan Yalçıner, en büyük hayal kırıklığını 2002 seçimlerinde birinci sıra adayı olan Necdet Budak'ta yaşadıklarını ve o zamanın genel başkanıyla aralarında geçen telefon görüşmesini anlattı. Şu anda da böyle olayların gerçekleşeceği şeklinde endişelerin yaşandığına dikkat çeken Yalçıner, bazı aday adaylarının daha milletvekili olmadan bakan olma hayalinde olduklarını belirterek, siz önce milletin vekili olun da ondan sonra bakanlık düşünün diyerek rakiplerini eleştirdi. İl başkanıyız. O zaman milli bayramlarımızı kutluyoruz. Coşkulu şekilde. Evet. Ne mutlu Türk'üm demek suç değil. Bayram çocuğu olmak suç değil. Bayram Atatürk'ün önünde tören yapmak suç değil. Kabahat değil. Çelenk koymaya gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi baraj altında kalmış. Çelenk koymaya gidiyoruz. İktidar Partisi, ana muhalefet partisi, muhalefet partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan partiler, grubu olmayan partiler sayıyor sayıyor. Yedinci sırada bankalarla beraber gidiyoruz, çelenk koyuyoruz. Atatürk'ün eline saygı duruşuna gelirken çok üzüldüm. Dururken. Atatürk ne demişti? Benim iki büyük eserim var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, birisi Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk'ün kurduğu partiyi 7. sırada protokolde karşısına çıkıyorduk. Çok üzüldüm. Gözyaşlarımızı içimize akıttık. Ağladık. Mücadele ettik. Mücadele ettik. Yılmadık. Kapı kapı gezdik. Derdimizi anlattık. Bugün de söyleyeyim.